Gel bakalım seni minik canavar. Yollarımız ayrılacak mı yoksa devam mı edecek? Birazdan bunu öğreneceğiz. Herkese merhaba, ben Erhan Özüm. Umarım keyifleriniz yerindedir. İlk drone'umu 2018'de satın aldım. DJI Mavic Air. O zamanlar yeni çıkmıştı. 21 dakika uçuş süresi, 4K görüntü kalitesi, HDR fotoğraf çekimi, saniyede 120 kare full HD ağır çekim, engellerin yanından geçme, akıllı çekim modları gibi özellikleriyle o zamanlar hepimizin gönlünde bir taht kurdu. Heyecanla uçuşa uygun bir yerde ilk denemelerimi yaptım. Cihazın olayını çabuk kavradım. Birkaç dış çekimden sonra hiç unutmam, bir gün prodüksiyon ekibimizle Metin Arolat'ın Boğaz kıyısındaki bir konserini çekmeye gittik. Selamlar Metin abi. O zamanlar drone pilotluğunda acemin zamanlarında. Tam o esnada karşımızdan bir gemi geçiyor. Dur dedim, şu drone'u geminin arkasına yollayayım. Oradan mükemmel bir kadrajla geminin arkasından çıksın ve Boğaz'ın kıyısındaki sahneye yaklaşsın. Drone'u geminin arkasına yolladım ve her şey kısa bir sürede gerçekleşti. O zamanlar nasıl olduğunu anlamamıştım. Drone o geminin arkasından bir daha hiç gelmedi. Boğaz'ın serin sularına gömüldü. Araştırmalarım sonucu fark ettim ki öncesinde drone'un ayarlarını kurcalarken kumanda ile drone arasında sinyal kaybı yaşanırsa drone'u landing yani indir seçeneğini seçili bırakmışım. Tamam, bilmeden amatörlük yapmışım. Kabul. O zamanlar drone'un özelliklerinde yazan FCC, CE nedir bilmezsin ki. Sen direkt maksimum uçuş mesafesine bakarsın. 10 kilometre. Wow. Şu an Boğaz'ın serin sularında 10 kilometre sürüklenmiştir. Sonralarında aynısından yeni bir tane daha aldım. Ancak nadiren çekimler yapıyordum. Daha sonra karantinada uzun bir ara verdikten sonra tekrar uçurmaya başladım. Geçtiğimiz günlerde bir hyperlapse yani hareketli timelapse çekmek için drone'u uçurdum. 200 metreyi geçtikten sonra görüntü sinyalini kaybetmeye başladım. Çıldırdım ya, çok sinirlendim. Elimdeki cihaz resmen bir çöp. Neyse, internette tonla makale okudum, araştırdım. Kumandanın antenini drone'a paralel tutun dediler, tuttum. Wi-Fi sinyallerinin yoğun olduğu yerlerden kaçının dediler, kaçındı. DJI bana bu cihaz için 10 kilometre menzil veriyor, öylesi uçmalı. Abi 1 kilometre bile yeter be, Allah rızası için 1 kilometre. Sonra Fatih isminde arkadaşımızın şu meşhur videosunu izledim. Aynı drone'u sinyal kaybı olmadan 5 kilometreye gönderiyor. İnanılmaz. YouTube'da bulun izleyin, müthiş. Yani bu arada arkadaş kumandanın antenlerini drone'a paralel falan da tutmuyor. Öğrendim ki bu arkadaşımız drone'u FCC modunda uçuruyormuş. Yani kendisini olmadığı bir konumda gösteriyor. Şöyle açıklayayım. FCC, Amerika Birleşik Devletleri genelinde radyo, televizyon, uydu ve kablo ile iletişimi düzenleyen hükümetin bağımsız bir kurumu. CE ise bir malın Avrupa Sağlık, Güvenlik ve Çevre Koruma Standartlarına uygunluğunu gösterir. Birçok üründe görmüşsünüzdür. Biz bir Avrupa Birliği ülkesi değiliz ancak bazı kurallar için birliğe uymaktayız. Avrupa Birliği'nde satılan her ürün CE yani Avrupa Uyumluluğu işaretini taşıması gerekiyor. Dolayısıyla Amerika'da satılan dronelar FCC standardı, Avrupa'da satılan dronelar CE standardına tabi. İlk Mavic Mini hariç DJI'nin tüm dronlarında ayrı ayrı bir FCC ve CE sürüm yoktur. Hepsi içindedir. Aynı anda hem 2.4 GHz hem de 5.8 GHz'i desteklerler ve her iki frekans bandını destekleyen alanlarda sinyal koşullarına göre en uygun frekans bandına ve kanala geçerler. Yani Türkiye'de satılan dronelar CE standardında. Bu ne demek oluyor? Amerikalı ülkesinde drone'unu 3-4 kilometreye gönderebilirken sen aynı drone'u 300-400 metreye gönderebiliyorsun. Bugün burada yapacağımız şey telefonumuzun konumunu Amerika'daymış gibi gösterip drone'umuzu kendi ülkemizde uzun menzillere göndermek. Öncelikle hiçbir değişiklik yapmadan bir test uçuşu gerçekleştirmek istiyorum. Hadi başlayalım. Sağ üst köşeden menüyü açıyorum. Wi-Fi ayarlarına geliyorum. Burada 1-13 arası olan kanallar 2.4 GHz band dilimini gösteriyor. 149-165 arası ise 5.8 GHz band dilimini gösteriyor. Eğer burada 12 ve 13 bandını görüyorsanız drone CE, CE modunda. Şu an bu drone CE modunda. Ve başlıyoruz. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bakalım
2018 model DJI Mavic Air drone'um ne kadar mesafe gidecek? Evet, yükseklik 40 metre, yükseliyorum. Mesafe 200 metre oldu şu an. Sol alt köşede D ile başlayan distance mesafe, H ile başlayan height yükseklik. Biraz daha yükseğe çıkmak istiyorum. Evet, 400 metre oldu. Evet, devam ediyor. Görüntü hala gitmedi. 500 metre. Yüksekliği 100 metrede sabit bırakmak istedim. Şu an evet, 600 metrede sinyal gitti. 650 yapayım. Bakalım tam ne zaman gidecek. Sinyal gitti, uyarısını verdi. 700 metre yaptım. Ve 740 metrede sinyal kayboldu. Daha fazla zorlamadan drone'u ilk kalktığı noktaya geri çağıracağım. Evet, 700 metre civarında görüntüyü kaybettik. Şimdi eve dönüp bilgisayarıma TenorShare uygulamasını indireceğim. Bu uygulama sayesinde çok kısa bir sürede drone'umu FCC moduna alacağım. Aşağıya açıklamalar kısmına indirme bağlantısını bırakıyorum. Şu an uygulamanın indirme sayfasındayım. Benim bilgisayarım Mac olduğu için ben Mac versiyonunu indireceğim. Sizin eğer Windows'sa buradan Windows'u seçip, bakın burada değişti, Windows olanı indirebilirsiniz. Ben tekrar değiştirip Mac versiyonunu indiriyorum. Uygulama 126 MB. Evet, uygulama indi. Uygulamayı açıyorum. Ve uygulama açıldı. Burada ilk etapta Enter giriş yap diyorum. Ve bana diyor ki iPhone cihazını bilgisayara bağla. Ben de şu an onu yapacağım. iPhone cihazımı bağladım. Ve beni hemen tanıdı. Erhan'ın iPhone. Buradan Next diyorum. Ve şu an beni Antalya'da gösteriyor. İsterseniz bu adres kısmına bir şehir ismi yazabilirsiniz. İsterseniz de el yordamıyla harita üzerinde gezerek istediğiniz bir noktayı işaretleyebilirsiniz. Ben burada Miami'yi seçeceğim. Burada Start to Modify dedikten sonra Continue diyorum. Telefonu elime aldım. Burada Google Maps'e tıkladıktan sonra bakın beni tam olarak az önce işaretlediğim Florida'da gösteriyor. Buradan çıkalım. Apple'ın haritalarına bakalım. Burada nerede olduğumu bahsettikten sonra gördüğünüz üzere beni az önce işaretlediğim yerde gösteriyor. Artık telefonun konumunu değiştirdim. Tekrar mevcut konumunuza geri dönmek isterseniz sadece telefonu kapatıp açmanız yeterli. Şimdi ben bu Amerika'daki konumum aktifken telefonumu drone'umun kumandasına bağlayacağım. İlk önce drone'umu açıyorum. Sonra kumandamı açıyorum. Buradan DJI Go uygulamasına tıklıyorum. Enter device dedikten sonra bakın burada bana bir uyarı verdi. Wi-Fi ayarlarını değiştirme. Drone'unuz farklı bir ülkede uçuyor. Drone Wi-Fi ayarlarını yerel düzenlemelere göre sıfırlayacak diyor. Ben buna OK diyorum. Ve Go Fly diyorum. Evet, sol alt köşede haritaya bakarsanız burada Amerika'da olduğumu görebilirsiniz.
Menüden Wi-Fi ayarlarına bakıyoruz. Ve voilà. 11'den sonra 12 ve 13 gördüğünüz gibi yok. Yani şu an drone CE modundan FCC moduna geçti. Yani Amerika kurallarına göre uçacak. Yani daha uzun menzil uçacak mı? Göreceğiz bakalım. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Ancak ben bu haritada Amerika'dayım. Ben Türkiye'de uçacağım. FCC modunda tamam ama benim Türkiye'ye tekrar geri dönmem lazım. Ama FCC modunda tekrar kalması lazım. Onu nasıl yapacağız? Az önce de bahsettiğim gibi telefonu kapatacağız. Telefonu kapattım. Telefonu tekrar açtıktan sonra mevcut Türkiye'deki konumumuz aktif bir şekilde geri dönecek. Telefonu tekrar açıyorum. Telefonu açtıktan sonra DJI Go uygulamasına tekrar giriyorum. Ve burası çok önemli. Bana cihaz tekrar sordu. Wi-Fi ayarlarını değiştirelim mi? Burada cancel yani iptal demeniz çok önemli. Eğer bunu okey derseniz tekrar cihaz CE moduna geri dönecek. Ben buna cancel iptal diyorum. Gördüğünüz gibi Antalya'dayım. Konumum doğru. Ve ayarlara girip Wi-Fi ayarlarını tıkladıktan sonra bakın 11'den sonra 12 ve 13 bantı hala yok. Yani drone hala FCC modunda. Geriye sadece drone'u uçurup test etmek kaldı. Bakalım ne kadar mesafe gidecek. Evet, tekrar aynı noktaya geldim. Ve drone'umu açtım. Açtığım anda bana Wi-Fi değiştirelim mi diyor. Buna cancel diyeceğim. Çünkü FCC modunda kullanmaya devam etmek istiyorum. Cancel dedim. Bataryanın ömrünü bitirmeden hızlıca tekrar göstereyim. Sağ üst köşeden ayarlara girdikten sonra Wi-Fi bakıyorum. Teşekkürler. Bakıyorum ve 12-13 bantı gördüğünüz üzere yok. Yani FCC modunda. Ama ben bunu 2.4 GHz değil de biliyorsunuz 1'den 11'e kadar 2.4 GHz bantında. Şu an 2'de. Ben onu custom yapıp 153 yapmak istiyorum. Yani 149-165 arası 5.8 GHz bantında. Ben onu 153 yapmak istiyorum. Wi-Fi resetlenecek dedi. Okey dedim. Ve gördüğünüz üzere 5.8 oldu. Sağ üst köşede de 5.8 yazıyor. Ve uçuşa başlayalım. The home port has been updated. Please check it on the map. Bakalım şimdi kaç metre gidecek. Gene 100 metre yüksekliğe çıkmak istiyorum. 100 metreden sonra saatte 30 değil de 25 kilometre gitmek istiyorum. Çünkü saatte 25 kilometrede hızla giderken pil ömrü daha çabuk azalıyor. Evet, şimdiden 400 metre oldu. Bildiğiniz üzere ilk test denemesinde 600'de tökezledi, ekran gitti ve 700'de tamamen artık sinyali kaybettik. ...600 oldu. Ve şu an 700 metre oldu mesafe. Ve
1 kilometre oluyor şu an mesafe. Hala devam ediyor gitmeye. Ekran hala gitmedi. İnanılır gibi değil. Metre. Ben bu arada şarj %50 civarında dönmeyi planlıyorum. Çünkü pilin ömrünü çok öldürmeye gerek yok. Şu an 1500 metre. Evet, şu an görüntü hala gitmedi. İnanılır gibi değil şu an. İlk defa bu drone bu kadar uzağa uçuyor. İki kilometreye gelmek üzereyiz. 1900 metre. Ve hala sinyal kopmadı. Ve 2 kilometre yaptım. Müthiş. Devam ediyor. Ne oldu? Bir şey yok. Devam. %70'de şu an batarya. %50'de dönmeyi planlıyorum. Öyle rekorlar kırmaya gerek yok. Zayıf sinyal uyarısı vermeye başladı. Ben ekran tamamen gidene kadar devam etmek istiyorum. metre. Tekrar uyarıyı verdi ve ekran gitti. Tam 2400 metrede sinyal kayboldu ve ben drone'un eve dönmesini, yani kalktığı noktaya geri dönmesini söyledim. Şimdi drone geri dönüyor. 2400 metre. Bence müthiş. 600-700 metre nerede? 2400 metre nerede? Drone geri dönerken kalktığı noktaya otomatik bir şekilde ben de size son bir ipucu vermek istiyorum. Drone'u her açtığınızda bu Wi-Fi uyarısı verecek ve FCC modunda kullanmak istiyorsanız bunu her defasında cancel, iptal et demek zorundasınız. Aksi takdirde okey derseniz tekrar eski ayarlarına sistem geri dönecek ve gene 600-700 metre uçmaya devam edeceksiniz. O yüzden FCC moduna aldıktan sonra drone'u her açtığınızda size tavsiyem Wi-Fi değişim uyarısı verdikten sonra cancel tuşuna basmanız. 2400 metre bence hiç fena değil. Belki Amerika'da daha başka bir noktayı seçseydim daha uzağa gönderebilirdim. Ama bu mesafe de benim için yeterli. Buraya video yükleyemediğim zamanlar Instagram'dayım. Bu bölümlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğen düğmesine basarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.